Kıymetli dostlarım, bugün sağ olsunlar yine ziyaretime çok değerli dostlarım geldi, kadim dostlarım geldi. Sayın Nihat Eren, Muhsin Yazıcıoğlu, Gönülden Bağlılar Platformu Başkanı. Gerçekten bu alanda çok büyük hizmetler olan, çok büyük gayretler olan bir fikir insanı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şeref ediniz. Yine benim çok kadim dostum. Gazeteciliğiyle, yazarlığıyla, insanlığıyla, beyefendiliğiyle her zaman gönüllerimize taht kuran çok kıymetli bir ağabeyim, Mustafa Çalışan Bey. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Sağ olun, hoş bulduk. Şeref verdiniz. Bizler de işte şu anda bir malum ülkemiz bir beka meselesi yaşıyor. Ve biz de bir gazeteci olarak, yazar olarak, bir ülkesini seven vatandaş olarak, Türk dünyasını az çok adım adım dolaşmış bir insan olarak bu süreçte ülkemize, Türk dünyasına nasıl faydalı olabiliriz? Bu gönül köprülerini nasıl biraz daha sağlamlaştırabiliriz? Bu düşüncelerle yola çıktık. Rabbim hakkımızı hayırlısı nasip etsin. Çok memnun oldum. Geldiniz, destek verdiniz manen. Çok teşekkür ediyorum. Evet, hayırlı olsun. Ben önce şu hususu belirtmek isterim. Türk dünyası, Türk davası, Turan davası, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun çok önemsediği meselelerin en başındaydı. Dolayısıyla bizim Türk-İslam ülküsünün belki temel taşlarından biriydi. Dolayısıyla Türk coğrafyasında verdiğimiz bu öneme ve bu bakışta biz hep sizi gördük. Yani siz birçok Ocaklı genci, Alperenleri Türk dünyasını sevdirdiniz yaptığınız çalışmalarla. Dolayısıyla bir kere Türk halkının size şükran duyması lazım. Bunu ben çok önemsiyorum. Bir de genel bir global bakışla olayı incelediğimiz zaman siz aynı zamanda bu bölgelere Türk insanını götürdünüz. Özellikle Türk tüccarını, yatırımcısını, doğal bir köprü oluşturdunuz. Oradaki yatırımları övdünüz ve onları bir şekliyle sevk ettiniz. Dolayısıyla bu ülke Türkiye'nin ekonomik durumuna katkıda bulundunuz. Bunlar fevkalade önemli şeyler ve siz bu yaptıklarınızla açıkçası daha çok şey yapabileceğinizi de göstermiş oldunuz. Umarım AK Parti sizin kıymetinizi bilir, sizi değerlendirir ve karnılığında size yer açar. Çok teşekkür ederim teveccühünüz için. Ben Sevgili Atüksoy denildiği zaman ben 30 yıllık bir maziye hatırlıyorum. 30 yıldır bize Türk dünyasını tanıtan, sevdiren, benimseten bir şahsiyet olarak Seyfullah Türksoy ismi Türk milletinin hafızasına kazınmıştır. Bizlere Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan vesaire gibi ülkeleri başından sonuna kadar tanıtan, sevdiren, anlatan, bilmediğimiz dünyalara götüren isim Seyfullah Türksoy'dur. 30 yıllık bir geçmişe sahiptir ve geçmişinde benim görebildiğim kadarıyla bir kırık yoktur. Bir farklı çarpma vesaire yoktur. Bu anlamda Seyfullah Türksoy'un bu ülkeye yapacağı çok hizmetler olduğunu inanmaktayım. Özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la olan münasebetlerini bilmekteyim. Çünkü Türk dünyası açan gönül köprülerinde çok önemli vazifeler kurduğu için yeni dönemde inşallah AK Parti'de milletvekili sıfatıyla ya da farklı sıfatlarla, farklı görevlerle önemli işler yapacağına inanmaktayım. Bu anlamda ben Seyfullah Türksoy'u gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum. İstanbul için de bir büyük kazanç olacaktır. Türkiye için de bir büyük kazanç olacaktır. Ülkemiz için de bir büyük kazanç olacaktır diye düşünüyorum efendim. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Hem ziyaretiniz beni çok mutlu etti, hem de bu güzel sözleriniz. Gerçekten çok bahtiyar oldum. Tekrar teşekkür ediyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi ülkemiz bir süreçten geçiyor. Bu süreçte devletimizin, milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanında yer almamız gerektiği kanaatindeyim. Çünkü etrafımız şu anda ateş çelleri. Ülkemiz üzerine oynanan oyunlar belli, maalesef okyanus ötesinden işte Orta Doğu'ya kadar pek çok yerde ülkemiz hakkında çok kirli ittifaklar, çok kirli kumpaslar kuruluyor. Bizler bu süreçte birlik ve beraberlik içinde olmalıyız diye düşünüyorum ve bizim en önemli güç noktalarımızdan, dayanak noktalarımızdan biri de Türk dünyası gerçeğidir. Biz bu gerçeği yaklaşık 30 yıldır, ben programlar yapıyorum, gazetede, televizyonlarda işte programlar yapıyorum, anlatıyorum, dergiler çıkarıyorum. Hep bu konuya vurgu yaptık. Çok şükür bugün bunun önemi daha iyi anlaşılmış durumda. Ve
Türkiye için önümüzdeki süreçte en önemli ittifak unsurunun Türk dünyasının birliği. Bu hangi anlamda olacak? Elbette ki bir siyasi birliği kastetmiyoruz. Siyasi konularda da mutlaka mutabakata varmaları temennimizdir. Ama öncelikle dilde birlik, alfabe birliği, fikirde birlik, düşüncede, sevinçte, tasada, kıvançlarda ve işte birlik. Ekonomik faaliyetlerimizi artırmalıyız, ticari faaliyetleri artırmalıyız, ortak projeleri geliştirmeliyiz. Bu anlamda da çok şükür güzel adımlar atıldı. Bakın bugün bir TANAP olayı, Trans Anadolu Gaz Boru Hattı Projesi çok büyük bir hadisedir. Azerbaycan petrollerini işte Şah Deniz üzerinden Avrupa'ya ulaştırma projesi. Türkiye burada köprü görevi üstleniyor. Çok önemli. Bakü-Tiflis Ceyhan projesi aynı şekilde. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi aynı şekilde. Bunların finansal değeri, ekonomik değeri 40 milyar doları aşan projeler. Çok önemli projeler ama son derece de önemli projeler. Türk milletini, Türk dünyasını gelecek asla taşıyacak projeler. İnşallah bu süreçte Türkiye'nin öncülüğünde, Türkiye'nin liderliğinde Türk dünyasıyla ilişkiler daha da gelişecek. Benim şahsi kanaatim bu. 2023 yılı işte hedeflerimiz var. 2071 ve ondan sonra inşallah ebedi olarak bu birlik varlığını, hayatiyetini sürdürecek. Bizler bu süreçte ne yapabiliriz? Bu birliğe nasıl katkı koyabiliriz? Hangi projelerle biz bu gönül köprülerini sağlamlaştırabiliriz? Bu amaçla yola çıktık. Yaklaşık 30 yıldır bu coğrafyadayım. Gezmediğim Türk yurdu kalmadı. Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Başkurdistan, Tataristan, Sibirya, Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar. Gidebileceğim her yere gittim. Gitmemiz gereken pek çok yere gittim. Bir şeyler toplumumuza, milletimize bir şeyler vereceğim. Güzel projelerle, düşüncelerle katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Zaten o inanç ve düşünce olmasa zaten bu yola çıkmanın da bir anlamı yok. Hizmet amacı taşımayan hiçbir adımın atılmaması gerektiğini düşünüyorum. Biz o anlamda çok şükür güzel projelerle bir şeyler yapmanın gayreti ve azmindeyiz. 24 Haziran seçimleri bu açıdan çok büyük önem taşıyor. Ülkemizin bekası, birliğimiz, bütünlüğümüz açısından çok büyük önem taşıyor. Biz de bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında kilitlenerek ülkemiz üzerine oynanmak isteyen kumpasları bozmuş olacağız ve aynı zamanda güzel projelerle, maddi manevi güzel projelerle ülkemizin inkişafına, bölgemizin inkişafına, Türk dünyasıyla birlik, bütünlük projelerine gereken katkıyı sağlayacağız. Sizler de gönül dostlarımız olarak bu süreçte yanımızdasınız, yanımıza yer aldınız. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Minnettarlığımı, şükranlarımı arz ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Yolunuz, vaktiniz açık olsun deriz. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun. Bu ülkenin size, sizin de ülkeye ihtiyacınız var efendim. Karşılıklı olacağım. Ben şu da belirtmek isterim. Tabii siz inşallah AK Parti kadrolarından meclise gireceksiniz ama unutmamak lazım ki önümüzdeki seçimler bir ittifak seçimi. Ve Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi de var. Bu partinin seçmenlerinin Türk dünyasına olan hassasiyetini biliyoruz. Yani bir doktrin haline gelmiş, bir ideoloji haline gelmiş. Dolayısıyla AK Parti kendi kadrolarında size yer verirken aynı zamanda Büyük Birlik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de seçmenlerine en sıcak mesajı vermiş olacak ve çok akılcı davranacak yer açarsa. Bence bu konuyu da kamuoyuna olabildiğince duyurmak lazım. Sizin varlığınız bir taşla 3-5 kuş vurmak anlamındadır diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı'nın bu konuda çok duyarlılığı var ve evet. Bir şekilde kalp gözü de açık. Umuyorum size AK Parti'de yer açılacak inşallah. Çok güzel bir tespitte bulundunuz. Milli ve manevi değerlerimizi temsil bakımından bu üç partinin, AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin temsil eden tüm değerleri Seyfullah Türksoy kendi şahsına toplamış. Evet. Özelliği vardı. Bu anlamda çok isabetli hocam. Ben de biz kebiliriz. Evet, teşekkür ederim. Adeta ortak gibi. Allah'ın mübarek etsin. Teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. Sağ olun.